işte bana bir şey. Gideceğim oraya. Yok lan, hiç gidelim. Dünyada önemli limanlar her zaman finans merkezi olmuş, kültür merkezi olmuş, ticaret merkezi olmuş, yeniliklerin merkezi olmuştur. İzmir'de limanı ile ve İzmir Fuarı ile bunun en güzel örneklerinden birisidir. Dış ticaret ülkelerin kalkınmasında en reel yollardan birisidir. Biz de bunun bilinciyle Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı artırmayı milli bir vazife olarak görüyoruz ve çalışmalarımıza bu yönde aralıksız gece gündüz devam ediyoruz. Bu amaca yönelik olarak dünyadaki bütün gelişmeleri an be an izliyoruz. Desteklerimizi, süreçlerimizi ve bakanlığımızın bütün teknolojik altyapısını baştan sona 21. yüzyılın gerçeklerini göz önüne alarak yeniliyoruz. IMF Temmuz ayında Nisan ayına göre küresel ekonomideki büyümeyi 0.1 puan daha aşağıya çekerek %3.2 olarak açıkladı. Bildiğiniz gibi bu oran Nisan 2018'de 3.7 olarak açıklanmıştı. Birkaç kez revize edilmek durumunda kaldı. Bütün bu gerçeklerin ışığında dünyadaki konjonktürel gelişmeler, ticaret savaşları ve artan korumacılık önlemlerinin ışığında hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin ihracatı belki de en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu tablo karamsar gelebilir ama gerçek bu. Ancak hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlerimiz ve ihracat ailemizin olağanüstü gayretleri ve çabaları sayesinde tüm bu küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Kısacası küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti. Büyük ihracatçı ülkelerin yelkenlerini eskisi gibi şişirmiyor. Ama biz ihracat yolumuza hızla devam ediyoruz, etmek zorundayız ve edeceğiz. Bunlardan birisi İhracatımızdaki rekorları yakalamak, inşallah Allah izin verirse bundan böyle de gayretimiz bu yönde olacak. İkincisi, ihracatımızın dış finansman ihtiyacına stratejik olarak pozitif katkı sağlaması. Üçüncüsü de net ihracatımızın büyümeye çok önemli katkı sağlamasıydı. Bunları yaşıyoruz sırasıyla. Birinci çeyrekte net ihracatımızın Türkiye'nin büyümesine katkısı 12.2 puan olmuştur. Bildiğiniz gibi geçen sene bu oran -4.1'di. Ayrıca 7 aylık dış ticaret açığını 30.9 milyar dolar aşağı düşürmüş bulunuyoruz. Bu da Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının 30.9 milyar dolar, 30 milyar 900 milyon dolar aşağı çektiğimizi gösterir. Bu da Türkiye ekonomisi için çok önemli bir katkıdır. Yılın geri kalanında da ihracatımızdaki bu olumlu göstergelerin devam etmesini bekliyoruz. Evet, Temmuz ayı ihracat rakamımız %8.32 artış ile 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rekorların devamını istiyoruz hep beraber. İthalatımız da 7.98 oranında azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %85.8 oldu. Geçen sene 2018 yılının ilk 7 ayında bu oran %67.7 idi. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesine ve dış finansman ihtiyacının azalmasına net ihracatımız katkı vermeye devam edecek. 7 aylık ihracatımız %3.07 oranında arttı. Tabii burada Kurban Bayramı'nın 10 günlük etkisi var, şeker bayramının.
İthalatımız ise %18.62 oranında azalmıştır. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmış bulunmaktadır. Buradan ekonomimizi büyüten, milletimizi gururlandıran ihracat ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak, Türkiye hükümeti olarak da her zaman ihracatçılarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. 2019 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler gene en başta Almanya, ikincisi İngiltere. Almanya %6.54 artışla 1 milyar 475 milyon dolar. İngiltere'ye ihracatımızda 8.91 artışla 1 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gene Avrupa Birliği Euro bölgesine ihracatımız 8.59 artış ile 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir ve Avrupa Birliği'nin ihracatımız içindeki payı %49. Senenin başında 2019 stratejilerimizi birer birer uygulamaya geçirdiğimiz yıl olacak demiştik. Ve sözümüzü tutarak uygulamamızı, icraatlerimizi yerine getiriyoruz sırasıyla. Bunların yanında Türkiye'nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza. Şöyle mümkünse biraz daha alabilir miyiz sesi şöyle arka tarafa doğru mümkünse. Arkadaş. Sayın Başkanım biraz daha şöyle alabilir miyiz içeriye doğru?